Piramit ne demek ona bakalım. Piramitler tabanlarındaki çokgenin türüne göre adlandırılıyor. Şimdi yandaki piramide bakarsak tabanda ABC dörtgeni var. Yani buna bir dörtgen piramit diyebiliriz. Üçgen varsa üçgen piramit, beşgense beşgen piramit deniyor. P noktasına tepe noktası deniyor bu cismin. Şu noktaya. Şu P noktasına ne dedik? Tepe noktası diyoruz. ABCD işte bu dörtgen, beşgen de olabilir. Buna taban diyoruz. Diğer şu P noktasını tabanın köşelerine birleştiren PD, PA, PB, PC bunları da yan ayrıtlar diyoruz. Yan ayrıtlar. Dörtgen olduğu için burada dört tane üçgenden oluşuyor yan ayrı şey, yan yüzeyler. Şurada bir tane üçgen var. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. Bir de arkada var. Bunu yanlış çizdim. Bakın. 2, 3, 4. Bir önde, bir arkada, bir de sağda. 4 tane, 4 kenar olduğu için tabanın. Yani yan yüzeylerimiz bu sefer üçgenlerden oluşuyor. Tepe noktasından da düzleme dik indiğimiz zaman şu oluşan PH çizgisine şuna ne diyoruz? Cismin yüksekliği, piramidin yüksekliği diyoruz. Şuradaki şekilde ise PR çizilmiş dikme bu. Yan yüz yüksekliği yani bu ya PBC üçgenin yüksekliği bu yan yüz yüksekliği yani ama cismin yüksekliği dediğimiz zaman P'den aşağı dikindeyiz yani boşlukta geçen bir uzunluk bu. Boşluk bir yer alan. Buna da cismin ya da piramidin burada yüksekliği diyoruz. Şimdi düzgün piramit ne demek? Düzgün piramit bir kere tabanı düzgün çokgen olacak. Yani tabanı eşkenar üçgen olabilir, kare olabilir, düzgün altıgen olabilir. O yüzden düzgün piramitte birinci şart neymiş? Tabanın düzgün çokgen olacak. Birinci şart bu. İkincisi yükseklik ayağı. Yükseklik ayağı dediği yani şuradan dikmiştik ya az önce. Ayak dediği şu haş noktası. Yani pH'i çizdiğimiz zaman o haş noktası ne olacak demiş. Geçelim. Haş noktası yani yükseklik ayağı tabanın merkezinde bulunacak. Ağırlık merkezinde. Tabanın merkezinde bulunacak. Bize kare ise karenin köşegenlerinin kesim noktası bunun ağırlık merkezi. Buraya gelmesi lazım yüksekliği. Eşkenar üçgen ise üçgenin ağırlık merkezi neydi? Kenar ortaylarının kesim noktasıdır. İşte buraya gelmesi lazım. Yani kısacası tepe noktasından dikme indiğimiz zaman tabandaki düzgün çokgenin ağırlık merkezine gelmesi gerekiyor. İkinci şartımız bu. Bunun bize kazandırdığı durumlar ne? Bir, yan ayrıt uzunlukları eşit oluyor. Yani bu mesela kare piramide bakarsak örnek olarak ya da altıgen, üçgen neyse şu yan ayrıtlar birbirine eş oluyor. Otomatikman yan yüz yükseklikleri de eşit oluyor zaten. Bir de yan yüzdeki üçgenler de birbirine eş, ikizkenar oluyor. Yani bu kenar buraya eşit olduğu için ikizkenar, bu buraya eşit ikizkenar. Tabanlar da aynı olduğu için bu kare piramitte 4 tane yanda 4 tane ikizkenar birbirine eş olan ikizkenar 4 üçgen var. Altıgende ise ikizkenar olan 6 tane eş üçgen var gibi. Burada bir yan yüz yüksekliğine yani işte atıyorum şu altıgen prizmanın şu öndeki yüzeyinin yüksekliğine atıyorum bir tane bu olsun. Buna ne deniyormuş? Apotemi piramidin apotemi deniyor. Apotemi ne demekmiş? Piramitte, düzgün piramitte daha doğrusu yan yüz yüksekliği demekmiş. Düzgün piramidi alanda bulmak için açmamız gerekiyor şekli. Açarsak burada bir kare, düzgün kare piramit açılmış. Tabii kare olmak zorunda değil ama buna göre örnek kurallar çıkartmış örneğin. Şimdi taban kare olduğunda 4 tane ikizkenar üçgen çıkar. İşte 1 şurası, 2, 3, 4 tane birbirine aynı olan ve ikizkenar olan üçgen çıkar. Yani biz bunlardan bir tanesini bulursak burada bulunmuş AH1 bölü 2 demiş. H1 apotemi yani yan yüz yüksekliği. Bunun A'yı çarp 2'ye bölersek bir tane buluruz. Eğer taban karesi 4, alt, düzgün altıgen ise 6 ile çarpacaksın. Yani bu 4 sabit değil.
Bu şekilde yanal alanı bulabilirsin. Yani yandaki üçgenlerin alanları toplamından oluşuyor. Yanal alan. Ama piramidin alanı dediğimiz zaman bir de şu tabanı eklemek lazım. Artık tabanın şekline göre bu kare olduğu için akare oluyor bu. Başka şeyse başka şey olacak. Yani kısacası tek bir formül yok. Formül şu. Yanal alan dediğimiz zaman buradaki kaç üçgen varsa bunun alanlarını topluyoruz. Toplam alan deyince bir de tabandaki çokgen, kare mi, dörtgen mi, beşgen mi neyse işte bunun alanı eklenecek. Buna göre yapılacak. Yani tek bir formül yok genel olarak. Yanal alanı 72 birim kare olan yanal alanı. Düzgün kare piramidin taban ayrıntı 6 birim ise demiş. Yüksekliği kaçtır? İsterseniz direkt bu şekilde kopyalayalım oluyorsa boya bakayım. Şekli zaten burada varmış nasılsın. Aynen şekli burada var çünkü. Bu açılmış şekli işte düzgün kare piramidin. Yanal alanı 72 demek. 4'e bölersek burada her bir üçgenin alanı 72 bölü 4'ten 18 birim kare çıkıyor. Yani bu üçgenlerden bir tanesinin alanı 18. Her birine daha doğrusu. 18, 18, 18. Şimdi başka ne vermiş? Taban ayrıtı 6'ymış. Yani A 6'ymış. Burası 6'ymış. O zaman alan neydi? Alan, bir tane alan. Yani alan BPC mesela. BPC. Üçgenlerden bir tanesi işte. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 6 çarpı H1 bölü 2. Eşittir 18. O zaman H1 buradan 6 olmalı. Yani apotemi, yani yan yüz yüksekliği 6 olmalı. Ama bunu sorulmuyor bize. Ne sorulmuş? Kare piramidin yüksekliği. Bu değil. Bu yanal alan. Şey yanal yükseklik. Yani apotemi. Biz şimdi düzgün kare piramidin yüksekliğini bulacağız. Onun için şekli çizeyim ben size tekrar. Bunun tabii köşelerini çizeyim ben daha çizmişken. Bir dakika ya. Şeyler mi ayarlarımız bizim? Köşegenlerin çünkü orta noktasına geleceğiz o yüzden. Yani taban kare tabii böyle ben şey çizdim ama 3 boyutlu. Şu noktaya gelmesi lazım yüksekliğin. Buradan böyle dikme çizelim bir tane. Yukarıya doğru. Tabii düzgün çizelim. Böyle. Evet, tam çakıştı artık. Ben güzel sevmedim ama böyle güzel olmadı. Biraz döndürmek lazım bunu. Şöyle yapalım o zaman. Şimdi gruplayalım. Döndürelim biraz. Çakışmaz. Çok mu döndürüyor? Böyle olsun bari de. Çakışmaz. Şimdi yükselim çizgilerimize. Bunlar yan ayrıtlar. Onları çizmeye çalıştım. Yalnız gene çok içime sinmedi. Bir saniye arkadaşlar. Tekrardan yapacağım ya. Yüksekliği göstermem gerekiyor. O yüzden iyice döndüreyim bu arada bunu. Şöyle yapayım bu arada. Çok yamuk oldu ama ya. Bir saniye şurada hazır varsa olmaz. Onu verir ya.
Ya da kendim tek tek çizeyim, böyle beceremedim. Evet, böyle daha iyi oldu. Şimdi yani niye uğraştım? Çünkü düzgün göstermem lazım açısal olarak buradan. Şimdi ne yapacağız onu söyleyelim. Şimdi biz ne bulmuştuk? Bir kere taban ayrıt 6 idi. Onu yazalım tekrar. Bunları 6'şar birim. H1 dediğimiz apotemi. Yani mesela şuradaki onu bir renk bulalım. Başka bir renk. Yeşil yapalım mesela. Yani buradan buraya dik inmiş. Yan yüzeyde. Burası 90. Şöyle de olsa. Bunu altı bulmuşuz. Bize şu mavi çizgi lazım. O yüzden biz bunları da birleştirirsek morla birleştirelim mesela. Yani şöyle de birleştirirsek biz burada Pisagor yapmaya çalışacağız işte. Şu üçgende Pisagor yapmaya çalışacağız. Burası 90 derece. Şimdi şeyleri gösterelim. Tabii şimdi 6 karenin kenarı ama şurası 3 yapıyor. Çünkü buradan burası da 3. Burası da 3. Burası tam 3. Burası 3. Yüksekliği H dersek yeşil olan H1 6'ydı zaten. İşte hipotenüs 6 olan dik kenarlardan birisi 3 olan üçgenin yüksekliğini bulacağız. O zaman Pisagor yaparsak H kare artı 3'ün karesi eşittir 6'nın karesi. H kare artı 9 eşittir 36. H kare buradan 27 olur. Kökünü alırsak, H buradan 3 kök. 3 bu cismin yüksekliği. H1 ise yan yüz yüksekliği. Yani apotemiydi. O şekilde isimlendirmiştik. Kısaca bir daha özetlersek. Yan alan 72 olduğu için 4'e böldük. Çünkü tabanı düzgün kare. 4'e bölünce her bir üçgensel alanın 18 olduğunu bulduk. BC de 6 olduğu için ya da her bir kenar 6 olduğu için orada H1'i bulduk. Yani apoteme dediğimiz kavram. Yan yüz yüksekliğini bulduk. Ama bize sorulan cismin yüksekliği. O yüzden 3 boyutlu çizmek lazım gene. Şu mavi olan çizgi dimdik çizersek karenin ağırlık merkezi olan şu köşegenlerin kesim noktasına gelir. Yeşil de bizim bulduğumuz 6. Bu yeşille mavinin uç noktasına birleştirince burada bir dik üçgen oluşuyor. Çünkü mavi çizgiler birbirine dik düzlemsel olarak. O dik üçgende de şurası 3 oldu. Çünkü kenarımız 6. 2'ye bölünce burası 3. Burası 3 olduğu için 3'ü bulduk. 6'yı da bulmuştuk az önce. Pisagor'dan da haşa ulaşmış olduk. Piramidin hacim formülü denmiş. 1 bölü 3 taban alanı yükseklik. Yani prizma formüle benziyor ama 1 bölü 3 katsayısı var. Yani prizmaya göre 1 bölü 3 katsayısı geliyor. Prizmanın hacmi neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Bu da taban alanına göre yüksekliğin çarpımının 3'te 1'i oluyor. 1 bölü 3 taban alanı çarpı yükseklik formülünden haydi hesaplayabiliyorsunuz. Şekildeki düzgün kare piramidin yan ayrıt uzunluğu mesela TC ya da TB ya da TA neyse kök 34 birimmiş. Taban ayrıtının yani karenin bir kenarı 6 birimmiş. Piramidin hacmini bulacağız. Piramidin hacmini bulacağız. Hacim için ne lazım? Tekrar formül yazılmıştır şuraya. Bir kere V eşittir, hacim eşittir. 1 bölü 3 taban alanı çarpı cismin yüksekliği H. Taban alanını bulmak kolay. Çünkü kare var zaten. 6'nın karesi 36. Taban alanı 36. Geriye sadece soru işareti kafamızda cismin yüksekliği kalıyor. Demin yaptığımız gibi şekli tekrar tamamlayalım. Yüksekliği çizelim. Burada görelim. Bakalım nasıl olacak.
karenin köşegenleri çizdiğimiz zaman cismin yüksekliğinin nereye gelmesi lazım? İşte bu ağırlık merkezine gelmesi lazım. Şurada bir aslında dik üçgen oluşuyor. Burası 90 çünkü. Burası H bizim bulacağımız kısım. Yan ayrık uzunluk kök 34. Burası da aynı zaten. Yani şu üçgende hipotenüs belli. Şurayı bulabilir miyim? Bulurum. Bu da köşegenin yarısı oluyor. Köşegen 6 kök 2. Yarısı da ne olur? 3 kök 2 olur. O zaman bir dik kenarı 3 kök 2 olan hipotenüste kök 34 olan üçgenin yüksekliğini bulacağız. Pisagor'dan. H kare artı 3 kök 2'nin karesi eşittir kök 34'ün karesi diyoruz. 3 kök 2'nin karesi, 3'ün karesi 9, kök 2'nin 2, 18 yapıyor. 18. Kök 34'ün karesi de 34 yapıyor. 18'e karşı yapınca 16 kalıyor. H karede 16 olduğuna göre demek ki yüksekliğimiz 4 oluyormuş. Demek ki H 4 cismi yüksekliği, apotemi değil cismi yüksekliği. O zaman 4 çarpı 36'yı 3'e böleceğiz. 3 ile 36'yı hesabı değiştirirsem 12 çarpı 4 sanırım 48 çıkıyor. Birim çıkıyor. Piramidin hacmi. Şekilde düzgün kare piramidin yüksekliği 12'ymiş. Piramidin yüksekliği 12. AB 10'muş. Yan yüz yüksekliğini istiyor. Yani apotemi istiyor. O zaman cismin yüksekliği ve apotemi arasında bir üçgen oluşturmak gerekiyor. Gene çizelim. Kalemlerimizi alalım. Bakalım. İşte buradan aşağıya dikildiniz. Sonra apotemi çizelim şöyle. En sonunda da soruyu çizelim. İşte oluşan şekil şu üçgen. Bir kere dik üçgendir. Burası 90 derece çünkü. Bu yeşil olan cismin yüksekliği yani 12. Bu mor çizgi burası tam orta olduğu için 5 oluyor. Onun yarısı 5. Ve işte 5, 12, 13 üçgeninden de bu da yan yüz yüksekliği apotemi 13 çıkıyor. Yani yüksekliği 13. Şekildeki düzgün altıgen piramitte AB3 yani taban ayrıtı 3, PD yan ayrıtı 5, piramidin hacmi sorulmuş. Yine ne lazım? Onu bir yüzeyelim bakalım. Ne demiştik? Cismin hacmi, piramidin hacmi 1 bölü 3 çarpı taban alanı çarpı piramidin yüksekliği. Tabanda altıgen var. Altıgen anlattık daha önce. Şöyle çizdiğimiz zaman altıgeni tekrar şuraya. Dedik altıgenin köşegenlerini çizerseniz böyle uçurtma tarzında. Burada 6 tane 1, 2, 3, 4, 5 6 tane eşkenar üçgen çıkıyor demiştik. Bunun kenarı da 3. O zaman 6 çarpı a kare kök 3 bölü 4 kare kök 3 bölü 4 eşkenar üçgenin alanı. 6 tane var diye yazdık. A dediğimiz şey 3. 6 çarpı 3'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4. Sağ değiştirirsek 4'te de 6, 3 kalı. 27 kök 3 bölü 2 yapıyor. 27 kök 3 bölü 2. Taban alanımız. Birinci aşama tamam. H'ı bulmak için ne yapacağız? Yine bir üçgen elde etmek gerekiyor. Şimdi beşeri kullanmamız gerekiyor burada da. O zaman şöyle yapalım. P'den aşağı bir dik inelim. Bu tam orta noktaya gelecek. Bununla da şu D'yi birleştirelim. Birleştirelim. Şöyle yapalım. Şimdi dik üçgen elde ettik bu arkadaşlar. Şöyle. Şu nokta tam orta olduğu için tabii şeyi de anlatmak lazım. Onu bilemeyebilirsin belki. Bir kere şurası 6 birim.
Çünkü bunlar 3, 3, 3, 3, 3. Yani bu köşegen altı. Bizim noktamız şurası. Aradığımız şey şurası. 3 oluyor burası. Çünkü AB köşegeni 6 birimiz. 3. Şimdi burası da 5 olduğuna göre 3, 4, 5 üçgeni var. O zaman demek ki yükseklik ne olacak? 4. Yani yüksekliğini 5 bulduk. Çünkü burası 3, burası 5. Üçgenin diğer yüksek dikkenler ya da yükseklik 4 oluyor. Sonuç 4. Kare dik piramidin tabanın ayrıtı 8, yüksekliği de 4'müş. Yanan alan kaç santimetre kare olur? Şimdi cismin yüksekliğini vermiş. Onu silmek lazım o zaman. Buradan aşağıya dikindik. Taban ayrıtı belli. Başka yükseklik belli. O zaman buradan biz apotemiyi bulabiliriz. Buradan da böyle çizelim buraya. Buradan da böyle çizelim. İşte burası tabana dik bir. Bu çizgide şu yüzeye dik. Yani cismin yanal yüksekliği oluyor. Apotemi oluyor. Burası 4 birim zaten. 8'in yarısı. Şimdi burası tam orta nokta. 4, 4, 8 yapacak. Taban ayrıtından ya, yüksekliği 4 vermiş burayı da. Burası 4. Burası da 4. O zaman şurada Pisagor yaparsak şu yüksekliği apotemiyi ne buluruz? 4 kök 2 buluruz apotemiyi. Şimdi yanal alan neydi? Bunun açılımında kare olduğu için tabanı 4 tane ikizkenar üçgen var. 4 tane ikizkenar üçgen var. İkizkenar üçgenlere bakarsak tabanı 8 olan, yüksekliği de 4 kök 2 olan üçgenler. Böyle iki. Kaç tane var dedik? 4 tane. Şu formül bize yanal alanı verecek. 4 ile 2 sabit ettirdim. 2, 2 kere 32, 64, 42 çıkıyor. Şekildeki piramitte taban düzlemine paralel iki düzlem yan yana ayrıkları üç eşit parçaya ayıracak şekilde kesmişler. En üstteki parçanın hacminin en alttaki parçanın hacmi oranı nedir diye sorulmuş. Hatırlayalım bir üçgenlerden önce biz başlayalım. Şimdi üçgenlerde böyle bir şey olduğu zaman işte bunlar birbirine eş. Bunlar birbirine eş dediğimiz zaman şöyle bir kural vardı. 1S alan 3S 5S diye gidiyor. Mesela buna benzer bunlar. Peki bu nereden geliyor? Aslında şuradan geliyor arkadaşlar. Atıyorum. Şunu indireyim. Burası buraya eşit ya. Böyle eşit. Burada 1 bölü 2 oran var. Biliyorsunuz K oranı 1 bölü 2 benzerlik oranı. Ama alana geçtiğimiz zaman alanlar oranı neydi? K'nın karesiydi. Yani 1 bölü 4. O zaman buraya S dersek küçük üçgene büyük üçgen komple 4S olacak ve buradan da burası 3S oluyor. Ama toplam 4 oluyor. 1 bölü 4 küçük bölü büyük. İşte buradaki mantığı kullanacağız. Tahmin edeceğiniz gibi ya da düşüneceğiniz üzere eğer benzerlik oranı K ise yazayım hatta şuraya. Benzerlik oranı k olsun. O zaman alanların oranı k kare oluyor. Ama hacimlerin oranı da küp oluyor. Çünkü 3 tane ayrıt var. Bu şekilde gidiyor. O zaman şöyle yapacağız. Şu üçgenlerdeki oran 1 bölü 2 olduğu için bunun da kübünü alırsanız 1 bölü 8. Bu ne demek yani? Küçük olanın hacmine v dersen büyük olan tabii şuraya kadar büyük olan ondan kastımız bu. Toplam 8v. Yani buraya iyi bir v kalıyor. Bu şekilde bir şey yazabiliriz. En alttakini bulmak için de birkaç yoldan deneyebiliriz ama şöyle yapacağım ben direkt. En küçük de yapacağım gene. Onda da 1 bölü 3 oran var bakın. 1 bölü 3. Bunun kübünü alırsam 1 bölü 27. Bu ne demek? Üstteki 1 ise toplam 27 olacak. Zaten 1 burada 7, burada 8 var. Toplam 27 olması için buraya 19b koymak zorundasınız. Çünkü toplamı 27 yapacak. 19, 20, 20. Bu şekilde 1b, 7b, 19b oldu. İşte
en üstteki parçanın en alttakine oranı 1 bölü 19 çıkıyor hacimsel olarak. Kısacası üçgenlerdeki benzerlik oranını hatırlarsak, benzerlik oranı K ise alanların oranı K kare, hacimlerin oranı ise K'nın kübü biçiminde karşımıza çıkıyor arkadaşlar.